Nedim Şener, İmamoğlu her şeyi biliyor. Bu panik ondan. İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlattığı özel teftişi değerlendiren gazeteci Nedim Şener, İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili geride kalan gün özel teftiş başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada konunun tüm yönleriyle soruşturulacağı belirtildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek suçu bu kişilere işlem başlatmayan bakanlıklara attı. HDP'nin desteğini almak için tavizler vermek zorundalar. Raporlarda terör iltisaklı 557 kişi tespit edildiğini ifade eden Şener, "Neden böyle oldu? İşin içinde bir siyaset var. CHP'nin ve İyi Parti'nin HDP'yi yanında tutarak İBB'yi kazanmanın diyetini ödüyorlar. Gelecek seçimlerde de HDP'nin desteğini almak için bu tür tavizler vermek zorunda kalıyorlar," diye konuştu. Paraları işe aldıklarından kesip PKK'ya gönderdiler. Bahsi geçenlerden 450'sinin PKK-KCK'lı olduğunu ifşa eden Şener, Diyader isimli dernek üzerinden dönen oyunu ise bir iddianame var, somut delillerle ortaya konuyor. Bu öyle sıradan bir iddianame değil, son derece dikkatli ve hassas yazılmış, telefon kayıtlarından itiraflara kadar. PKK'nın Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan bu derneğin başkanı, sözde Kürdistan kurulduğunda Diyanet İşleri Başkanı olacak. İmamoğlu tarafından referans kabul ediliyor. 6 tane ölü yıkayıcısı var. Bu gassalların 4000 liralık maaşlarından 1000 lira kesilerek örgüte gönderiliyor," sözleriyle anlattı. Muhtaç ailelerden alıp PKK'lıların ailelerine gönderdiler. Açıklamalarına PKK'lı teröristlerin ailelerine gönderilen yardım kartları örneği üzerinden devam eden Şener, muhtaç ailelere gönderilen kartlardan 300-400 tanesini de bu derneğe veriyorlar. O kartlarda PKK terör örgütü üyeleri devletle silahla çatışanların ailelerine gidiyor. Öldürülen PKK'lıların ailelerine gidiyor. Onlara da değer ailesi deniyor. Bu adı da Öcalan koydu. Bu kartlara o adı veriyorlar," ifadelerini kullandı. İmamoğlu her şeyi biliyor, bu panik ondan. İmamoğlu başta olmak üzere muhalefet kanadında oluşan panik havasına vurgu yapan İmamoğlu, "Her şeyi biliyorlar, bu panik havası ondan. İmamoğlu o iddianameye o kadar vakıf ki panik halinde Anıtkabir'e gidiyorlar. İmamoğlu millete emanettir," diyorlar. "Ben İmamoğlu'nun yerinde olsam belediyenin kapısından terör iltisaklı olması, adli sicili önemli değil, HDP kongresine katılıp Öcalan'ı ağzına alan adamı sokmam derim. 16 milyonun başkanısınız, bu insanların güveni yok mu?" dedi. Bakan Soylu'dan İBB'ye teftiş hakkında açıklama. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'ye özel teftişle ilgili "Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Terör örgütleriyle bağlantılı kişileri temizlemek önemli," dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye düzenlediği teftişle ilgili şunları söyledi. "Milletimize saygılarımızı hem de bu konuda hürmetlerimizi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye terörle ilgili önemli tecrübelerden geçti. Büyük sınamalardan geçti. Türkiye büyük bedeller ödedi ve bu bedellerin hala travmaları, hala yaşadığımız acılar, hala kayıplarımız bizim üzerimizde, hatıralarımızda. Ve buna ait de ülke olarak, millet olarak tüm tedbirleri alma zorunluluğumuz söz konusu. Türkiye'de 15 Temmuz oldu. Sadece İçişleri Bakanlığı'ndan 50 bin kişi ihraç edildi. Niçin? Neden? Terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı olduğu için. Yani bunların kamuda çalışmasının, devlette çalışmasının sakıncalı olduğu için. Bunların içinde FETÖ var, PKK var, MLKP var ve bütün örgütler var. Biz bunu niçin yapıyoruz? Yarın başımıza gelecek bir felaketi engellemek için yapıyoruz. Fehriye Erdal kimdi? Çok yüksek korunaklı Sabancı Center'a nasıl girmiştir? Ve sonucunda ne yaptı? Kimi katletti?
Peki Şırnak'ta adliyelerin altına bomba koyanlar orada çalışanlar değil miydi? PKK ve KCK'nın HDP'nin de kendi gençlik kolları olarak nitelendirdiği talimat vererek, yani siyaset içerisinde meşru bir kılıfa büründürerek bir kaplamayla birlikte katlettiler. Şimdi biz kendimizle ilgili, devletle ilgili, devlette çalışanlarla ilgili bir terör irtibatı bulduğumuz zaman kendimizi suçlu mu hissediyoruz? Hayır, tam tersine burayı temizlemeyen, yarın başımıza gelebilecek bir felaketi engellemek için terör irtibatıyla devletin bir arada olmayacağını göstermek için gerçekleştiriyoruz. Yarın yapılacak bir eylem bu kişiler tarafından gerçekleştirilirse bu sefer bize kalkıp şunu sormazlar mı? Arkadaş, siz ne iş yapıyorsunuz? Sizin göreviniz nedir? Beni bağışlayın ama sosyal medya çığırtkanlığıyla biz terörle mücadele etmiyoruz. Biz laf cambazlığıyla da mücadele ediyor değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu konseptle birlikte Türkiye bunu sağlamaya çalışıyor. Bizim derdimiz terörle mücadeledir. Devletin muhatabı bu konuda belediye sorumlularıdır. Kamuya adam alıyorsunuz. İSKİ'de suyun başına bir kişiyi alıyorsunuz. Oraya kimin geldiğini gördüğünüz adamları işe alıyorsunuz. Yarın öbür gün İSKİ'nin, İGDAŞ'ın başına bir şey gelirse biz nasıl hesap verebiliriz? Bizim derdimiz terörle mücadeledir. İmzaladığımız kararda şu var. Yeni işe aldıkları kişilerin dosyalarına bakacaklar. Şu kadar insan çalışıyor, insanları töhmet altında bırakıyorsunuz. İçişlerinden de çok sayıda kişi ihraç edildi. Şimdi İçişleri töhmet altında mı kaldı? İBB'nin yardım kartları PKK'lılara gidiyor iddiası. İşte dikkat çeken kareler. Gazeteci Nedim Şener, İBB'nin yardım kartlarının etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtıldığını söyledi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun PKK'ya yakınlığıyla bilinen Diyayder üyeleriyle buluştuğu da ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ciddi bir iddia gündemde. TVNet canlı yayınına konuk olan gazeteci Nedim Şener, İBB ile terör örgütü PKK arasında kurulan ilişkiyi anlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terörist başı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan ve PKK-KCK yapılanmasının en tehlikeli unsurlarından olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Diyayder üyeleriyle buluştuğu ortaya çıktı. İBB'nin yardım kartları PKK'lı ailelerine gitti. Nedim Şener'in açıklamalarına göre İBB'de çalışan 5 çalışanın maaşlarından 4'te biri terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Diyayder isimli derneğe aktarıldı. Bunun yanı sıra İBB'nin yüzlerce yardım kartı Türk askerine saldırı düzenlerken öldürülen PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtıldı. İmamoğlu her şeyin farkında. Nedim Şener canlı yayında şu ifadeleri kullandı. HDP'nin desteğini almak için bu tür tavizler vermek zorunda kalıyorlar. İmamoğlu her şeyin farkında. Ortaya konan iddialar çok somut. PKK'ya bağlı dernek referansıyla İBB'de işe başlayanlar var ve maaşlarından her ay para kesilerek örgüte gönderiliyor. O yüzden panik halinde Anıtkabir'e gidip açıklama yapıyorlar. Bu iddialara cevap ise İBB sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. Twitter'dan Nedim Şener'e cevap veren Murat Ongun, 335 sayfalık iddianamede böyle bir ifade yok. Yüzlerce yardım kartı ifadeni ispat etmeni bekleyeceğiz Nedim Şener dedi. Nedim Şener iddianameyi paylaştı. Bunun üzerine Nedim Şener de iddianameden ilgili kısımları paylaştı. Murat Ongun daha sonra attığı tweetle, İftira, yalan ve kumpaslardan oluşan organize kötülükle biz mücadele ederiz diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Bu tartışmaların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyayder üyeleriyle çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Diyayder, terör örgütü PKK'nın tutuklu elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan alternatif bir Diyanet İşleri Başkanlığı olarak görülüyor.